İşte ayet bunu diyor. Bunu kitapta sanasınız diye böyle yaparlar. Halbuki bu kitapta değildir. Bu Allah katındadır desinler diye. Halbuki bu Allah katında değildir diyor Rabbimiz. Bundan sonra Allah Celle ve Ala Hristiyanların İsa'nın kendisine kulluk etmelerini emrettiği şekilde kitaplarını reddeder şöyle der. Yani Hristiyanlar ne diyorlar? İsa dedi ki bize bana kulluk edin. Ayet öyle bir usulüyle geliyor ki makane olacak şey değildir diyor. Bırakın böyle bir şeyin olması böyle bir şey bile düşünemez. Yani bırakın böyle bir şeyin İsa'nın böyle bir şey demesi böyle bir şey düşünemez bile diyor. Makane li beşerin en yu'ti Allahu kitabe vel hukme ve nubuvete thumme yekulun nasi kunu ibadeni min dunillah. Hiçbir beşere yakışmaz ki, hiçbir beşer için düşünülemez ki, hiçbir insan düşünülemez ki Allah ona kitabı, hikmeti ve risaleti versin de sonra o kalkıp insanlara desin ki Allah bırakın bana kulluk etsin. Bu hiçbir beşer için düşünebilecek olan bir şey değil. Hristiyanlar demişler mi? Diyorlar. Bugün de ara diyorlar mesela. Bugün de ara diyorlar. Geçen şimdi biz hani hep sanırız ki Fransız devrimle beraber artık işte kilisenin gücü bitmiş. Artık hiçbir etkisi yok. Hayır, alakası yok. Bugün bile Papa'nın insanları mesela Vatikan bir devlettir. Bunu dünyada bilen az insan var. Vatikan bir devlettir. Orada özel ordusu, özel memurları olan bir yerdir. Ve Papa'nın sözü, Papa'nın pasaport vermemiş olduğu kimse orada hiçbir şekilde pasaport alamaz. Papa'nın sözü direkt ayet hükmündedir onlara. Böyle olan kimseler kalkıp Müslümanlara acayip acayip garip şeyler uyduruyorlar. Ayet diyor ki işte Allah bir kimseye, bir beşere mübeşşer için olacak bir şey değildir. Allah ona kitabı, hikmeti, nübüvveti verecek. Sonra da o kalkıp insanlara diyecek ki bana kulluk edin diyecek. Makane şeklindeki olumsuz sigalar ne ifade eder? Asla gerçekleşmesi aklen caiz olmayan umumi yani gelen olumsuzluk için kullanılır. Bundan maksat şudur. Allah kendisine nebilik verdiği ve şeriat gönderdiği bir nebi uluhiyet iddiasında bulunması asla olacak şey değildir. İlahlık iddiasında bulunması. Peki ona ne der? Velakin kunu rabbaniyin. Fakat nebileri ona der ki Rabbaniler olun. Onlara derler ki Rabbaniler olun der. İbn Abbas der ki bunun manası hikmet sahipleri, alimler ve halim kişiler. Halim senin kişiler olun. Yani Allah'a kulluk üzere olun. Ben sizi bana kul olmaya çağırmıyorum. Fakat ilim sahibi fakihler ve Allah'a itaat ediciler olmaya çağırıyorum. Bima kuntum tuallimune kitabe ve ma kuntum ve bima kuntum tedrusun. Çünkü siz kitabı okur ve insanlara öğretiyorsunuz. Yani hem okursunuz ve ma kuntum tedrusun. Hem de tedris ediyorsunuz yani insanlara öğretiyorsunuz. Böyle olmasına rağmen. Ve la ye'murakum en yettehiden melaikete ve nebine erbabe. Nebilerin size Allah'ın rakip da meleklere ve nebilere ibadet edin demeleri olacak şey değildir. Böyle bir şey olmaz. Çünkü Allah nebilerin görevi halkı yalnız ve yalnız Allah kulluk etmeye çağırmak için göndermiştir nebileri. Bu görevi onlara yüklemiştir. En ye'murukum bil kufri ba'de entum muslimun. Siz Müslüman olduktan sonra onlar size kafir olmayı emrederler mi? Küfre emrederler mi? Böyle bir şey yapmazlar. Edeb-i Sanatlar bölümünde ذَٰلِكَ بَنَّمْ قَالُوا bu şöyle demeler nedir? Hristiyanlar şer ve fesatta aşırı gittiler. İfade etmek için burada uzay gösteren işaret isim kullanmıştır. ذَٰلِكَ لَيْسَ عَلِنَا فِي الْاُمِنَا سَب۪يلٍ Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yoktur. Burada hazif yolla icaz vardır. Takdiri şöyledir. Leyse aline fi ekeli fi ekeli envalin en ümmiyine sebil. Ümmilerin mallarını yememize bize bir vebal yoktur. Ne vardır? Hazif vardır. Leyse aline fi ümmiyine sebil diyor ya. Esas ayet şöyledir. Leyse aline fi ekeli enval. Yani ümmilerin mallarını yememize bize bir günah yok. Bizim için mübah. Yeşterine bi ahdillah. Allah verdikleri sözü değiştiriyorlar. Burada istihare yani gizlilik vardır.
Satın almak manasına gelen iştera kelimesi değiştirmek manasına gelen istibdal kelimesi yerine müstahar yani gizli olarak kullanmıştır. Vela yükellimullah, Allah onunla konuşmayacak. Bu ifade Allah'ın gazabı ve hişmini şiddeti yerine mecazen kullanmıştır. Yani Allah onlara gazap edecek esasında mecaz olarak nedir? Allah onlarla konuşmayacaktır. Konuşmayacak demek nedir? Hani diyor ya onun yüzünü de görmüyor. Onunla konuşacak değil mi? Mesela insanlar şimdi kendi aralarında da kullanıyor. وَلَا يَنْدُرُوا اِلَيْهِمْ Onlara bakmayacak. Zemaşeri şöyle der. Bu cümle onlara horlamak ve onlara kızmak yerine mecazdır. Çünkü bir kimse bir insana değer verirse ona döner ve dikkatlice ona bakar. Ama değer vermezse adam der ya görmezlikten yanar. Gördü ama görmezlikten yanar. اِتَّقَ sakındıyla اَلْمُتَّقِمْ sakınanlar kelimeler arasında istikrar cinası vardır. اَلْكُفْ ve Müslüm'ün Müslüm'ün kelimesi arasında da hep bak sanki vardı. Fevaid'den bir adam İbn-i Abbas'a şöyle der. Demek ki o zaman da varmış. Biz gazalarda yani savaşlarda zimmilerin tavuk ve koyunlarını alıyoruz. Yani İslam devletinin emri altında yaşayan zimmilerin yani Yahudiler ve Hristiyanların tavuklarını ve koyunlarını alıyoruz. İbn-i Abbas peki bu işle ne yapmak istiyorsunuz sizler? Bunu yapanlar bundan dolayı bize bir vebal yoktur, bize bir günah yoktur diyoruz derler, dediler. İbn-i Abbas şöyle dedi. Bu el kitabın neyse haline fil ümin, ümmilerin mallarını yememize bize bir vebal yoktur demesine benziyor. Bilesin ki onlar cizye dedikleri takdirde rızalar olmadıkları müddetçe malları size helal değildir. Bu İbn-i Kesir aktarmıştır. Hele İslam devletinin olmamış olduğu bir yerde böyle bir iddiada bulunmak, bunun hiçbir yeri yok. Allah bizlere basiret ihsan etsin, öğrenmeyi de Rabbimiz amel etmeyi bizlere muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.